Tamam da tamam. O geliyor. Kim? Senior Metal. Oğlum birine benziyor da ben mi benzettim lan bir tek chat? Tanıdık gelmedi mi size de? E ile başladı değil mi? Evet, devam. Doğru. Ne oluyor Hültü? Bir kafa tatilim vardı. Nasılsınız s**kiler? Hayırlı cumalar. Sıkındınız ne anlatın bakayım bana. Bana ne a**kagamil babi olduk ya. Anlat kardeşim. Bu tip ne sadece merak ediyorum. Kolonya geçirin. Bileklerini ovacağız. Hiç moda ikonu görmemiş. İlk kez gördüm. İmraniye'de nerede moda ikonu göreceğim? FIFA ikon paketine dönmüşsün kanka. Ne konuşuyorsun ya? Uygun. Abi. Kusura bakma. Bikini ile yakalansam daha zor. Hayranların gelmiş. Seninle fotoğraf çektirme istiyorum. Değerimizi bilen birileri var hala. Gülüyorsa fakir çocuklar. Demektir bir umut. Burada olduğumu arabadan mı tanıdın? Araba da kanka içeri alsaydık bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam nasılsın? Ya be. Delikanlı gibi. Tarzım nasıl? Mükemmel abi. Mükemmel. Oha diyorumun ofisini basmışlardı ya. Bunun gibi hissettim. Şaka yapma. Nasıl yani silah mı bu mermi? Hayır. Atarım lastiği. Ne atacağım? Özgür. Sana ne olmuş baba? Burnuma geldi ya. Üstüme mi dokuldu? Üstüme dokuldu. Bu nasıl cetvel? Hazır bulmuşken bir ölçeyim. Arabadan inmem. Benim gitmem lazım. Lafı daha fazla uzatmayın. Tüm İstanbul polisi peşimdeyken. Zaten yeterince uzattık. Hadi Karaca gidiyorum. Başlıyoruz. Bırakma sakın Umut. Bırakma Umut. Bırak ya. Herkese merhaba ben Meşem abi ve bugün define yapıyoruz lan. İkinci kere izliyorum. Bir daha izle ben de işte birlikte ne güzel. Çok kısa videoyu görüyorum arkadaşlar. Sürekli diyorsunuz ki abi günde 10 video at. Ben de sizi videosu bırakmamak için bir oyun kanalı açtım. Bu kanalın linki açıklamada. Gelen gelsin. Define. Aa. Define değil mi onun adı? Mertcan Bağırlar'a Pro Soccer VS'si o zaman. Mankenler altın gibi diye. Abi. Ben define yapıyorum kardeşim. Define kasası yapıyorum. Hadi git polisi çağır. Adam bir adam. Benim mankenlerim altın değerinde. O yüzden define diyorum. Adam bir adam. Mankeni kes. Kambuk ama. Sensin kambuk. Uf laf soktu. Tamam be. Altında ezildim lafa. Biz yerimi uzatmayalım. Böyle konuşacağım bu videoyu. 2000 giyiniminden dolayı çok zorbalık yaşamışlar. Ben onları sürekli diyordum zaten. Eğer bir zorbalık yapamadım. Olursa haberim olsun. Haber de verdiler. Bugün stillerini tamamen baştan aşağı değiştirip manken yapıp define yapacağım. Ucuz bir şekilde iyi giyinilebileceğini de göstereceğim. Yapacağız kendilerine ve size. Modacıya bak lahmacun. Baba bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela siz girdiniz bir yere kıyafet almak istediniz. Ortalama ne kadar para ödüyorsunuz? Ben şakasız 6-7 aydır kendime adam akıllı yeni bir şey almadım bak. Ne kadar ödediniz en son? Var en mı alamışsınız? En son geçen sene bir şey aldım kendime. Ben de adam akıllı almıyorum. Hep şeye gidiyor ya para. Ne kadar aldınızcı geçen sene mesela? Bir tane switcher aldım. Şu an hatta üstünde 250 liraydı. Allah Allah. Hadi bakalım. Ben modacı değilim onu söyleyeyim ben terzi ama. Ben elbise 2K mı? Elbise satıyorum onlar karı satıyor. Önce bir ölçüleri ne alacağım Umut? Cristiano gel. Tetanoz oluruz ölçülürken yok mu mezura bu aslan? Kılıç bu şey kimdi o lan? Hazreti Ali. O ikili olursa. Hazreti Ali demiş ya Ali'den büyük yiğit Zülfikar'dan keskin kılıç yok. Adam gibi adam. Bunu da şimdi çok daraldım. Bir düz dur. Şey kılıcı ya Ertuğrul. TV miydi? Ertuğrul Gazi kılıcı gibi ama olsun biz alacağız. 10 santimde burada. 18. Çok iyi bir kafa. S**tim böyle modayı. Pere mi ölçtü mesela kafanı? Bunu yemezsin öncelikle. Belini ölçeceğim. Aa kardeşim. Belini ölçeceğim. Sapı tarzı etmeye geldim. Bir bırak beni. Ölç ha. Terziye de gitmemiş ki hiç. Seni affetmeyeceğim. Mesela bol pantolon giymiş. Bu pantolonun dar olması gerekiyor. Düşman her zaman kapıda. Pantolon dediğin sağlam olur. Yapışan değil yakışanı giy demişler Mertcan kardeş. Oyda. O da definisi diyorum. Dediğin lafı hoş değil. Senin bana saygı duyman lazım. Tamam saygı duyuyorum. Bacak boyun önemli. Ne can gibi anan. Sen bana normal ben tutarım aklında. İşime karışma. Git bir saat sonra gel. 1.5 metre bacak boyu var. Ben söylüyorum. Zaten 1.87 diyeyim. Göğüsten yukarıda 30 santim. Bir göğüsten sonra 30
santim o zaman. Bekleme odamız var içeride. O bey alıyor. Tamam. Sen hazırlanınca çağıracağım. Finalde definemiz de olacak. Bildiğin manken gibi yürüteceğim. Mertcan Bahar, Mertel, Londra, Şifrom, İtalya. Asian Week yapacağız. Gel Hamzacığım. Omuz genişliği çok sıkıntı. Senin üstüne ne gider onu düşünmeye başladım. Çok iyi, çok iyi. Neyi ölçtün burada? Düğmeyi ölçtüm. Anlıyorum. Gülümsemeni göreyim. Kulağı da ölçelim. Seni de içeri alalım. Hamza şu el işaretlatmayı yapsın ya. Kimse yapamaz. Bunu yapabileni arıyoruz. Hilton Otel'e bekliyoruz. Bak yapıyor. Kanka. Maymun bunlar, maymun. İçin bekleyin. Bekliyorum. Merhaba abi. Sana da merak. Cem yapma bir daha kanka. Bu çocuğun üstüne öyle bir şey dikeceğim ki. Oy! Aradığım ölçüler. Düzdü, kamburda duracak mı? Kamburu kes, görüyor musun? Duruyor. Aradığım adam. İçeri geçmiş daha sonra. Düşüncelerimi durduramıyorum. Beynim alev alev. Neler dikeceğim bugün size? Bir bilsen. Çok iyi. Bak. Senin için bu kadar yeter. Efendiler sizi içeri davet ediyorum. Ben yarın Cumhuriyeti ilan edip çağırırım sizi. Çok güzel olacaklar ama haberleri yok. Ucuz şekilde modaya uygun giyinebilirsiniz dedim. Bak bunların hepsi eski kıyafetlerimiz. Kullanmadığımız kıyafetlerimiz. Bunlardan bir şey çıkaracağız. Zaten satın alarak yapmak istese giderdik. Moda bir şey alırdık ama ben yapacağım. Şimdi anladın mı ben onları? Bana nasıl bir şey oldu? Finalde de herkes Instagram'a post olarak atmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ciddi bir emek var burada. Siz de bir like atarsanız çok memnun olur. Çekilişte ve biz belki bir tasarım kostümümüzü değil mi? Şunu Rihanna'ya gönderin artık ya. Kadın geldi mi almaya birlikte bu. Terzinin sonuna bak. Biraz yoğun olacağız çünkü tüm ekibi giydireceğim. 5 tane, 6 mı 5? Onlar da bir de ben giydireceksem. 5 kişiyi birden giydireceğim. La Fatih'in biz ölçüyü almadık. Muhammed Fatih. Adı ne demiştin? Hatırladın mı? Ekipten adamın da adını unutmam ya. Bizim o uzun boylu olan kimdi? Furkan. Furkan. Umudo Gurban niye doğdu? Yazımı kes ya. Okulu açlığım var şu an. Notlarımızı aldık, kıyafetlerin başına koyacağım. Karışmasın diye böyle isimleri yazdık. Bacakları açık kaldırabilecek bir kişi var. O da Umut. Sadece bu kıyafetler değil, değişik malzeme. Oğlum bana abonelik hediye yazacağına 10 TL la, 10 TL. Bak bir de direniyor chatte ya. Alo. 10 TL lan. Koru alamıyorsun kanka, koru alamıyorsun ya. 8 TL mi? Yani daha 4 ucuz. 4 TL değil mi? Kalktı mı ya papara? Bir chatten onu bana da atın diyor ya. Ya tamam atın, dayanışma olsun 10 lira ya. Kola alamıyorsun ya. Neler de var elimizde. Modacı dediğin her şeyden kıyafet yaratır. Semih Pro 7. ayın tutmuş. Eray kardeşi çok severek izliyorum. Çok aylaklı yayınlar yapıyorsun. Seni severek takip ediyorum. 1453 daha tut. Ya siktir git Semih bak. Vallahi anlayacağım şunu. Yapmayın artık ya. Hani nerede onlar? Müşteride. Renkli çöp poşetlerimiz var. Bunlardan bile dışarıda dağıtıkla diyebileceğin kıyafet. Bu nasıl ikili ya? Bunu ikiliyi nasıl birleştirebildin ya sen? Kıyafetler elde edeceğiz. Kimse ekonomik kötü demesin hadi. Ne alaka? Ne anlatıyorum bu oğlum? Gün sonunda manken olarak böyle yürüyecekler. Şu deri ceketi Umut'a düşünüyorum. Yeşil olduğu için yeşil neyle kombinleyebilirim? Sarı ve yeşilin uyumunu yakalayacağım. Çöp poşetinden bir pantolon çekeceğiz ona. Sıkmalı olduğu için beli de tam oturur. Benim delik gibi büzük. Bu ne? Yapışık ikiz bu a**a boyu. Tek mi yapacak? Muhammed küçük aldığı için niye battal boy almadı? Moda da çare biter mi? Falça da poşet kesmiş. Aksesuar da yapacak mısın? Kanka her şey olacak. Çocuk o şekilde Paris'e gittiği zaman modacılar vay ananı s**. Diyecek çocuğa. Çok mu? Çok oluyoruz. Çöp poşeti dandik çıktı ya. Ay ananın aman. Makas kesmiyor. Ne bu, para mı vereceğiz? Umutcan gerçekten çok şanslı bir çocuk. Gördün mü? Diktim onu. Bacak buradan giriyor. İşten kaçmıyor lan. Bilerek yapıyorum. Çünkü Umutcan asi bir ruh olduğu için Ümraniye. Garipsemesinler ya. Bir de yırtık mırtık şeyler giyiyordu. He. Bununla semte çıktın da kimse böyle yan bakmasın desin. He tamam. Umut'un beli olur bu. Asıl olay şu. Hamza! Çırak lazım. Kendi elbisesini görmesin de buna yardım etsin. Şunu şöyle bir tut. Ne yiyorsun o? Gırtlağını s**eyim ya. Almışsın set öncesi yiyorum. Ne bulsan at ağzını. Geçen ağzı köpürüyor. Bir gittik aspirin içmiş. Bu hayal gücü bambaşka. Dardan uzuna gidecek. Nasıl anlatayım ki? Ona basarken şu damarımı attan şuradan dikmemiz lazım. Dikmeye bak. Ooo. Dikişçi oldu lan. Geniş olması lazım. Cep de yapacağım önüne. Kanguru cep. Kanguru cep. Oğlum harbi çöp boşuna yapıyorlar eleman. Hayaller gerçek oluyor. Cebimizi dikiyoruz arkadaşlar. Bu kadar dikkat isteyen yerler.
Ha! Korkmadım ben. Biraz transparan oldu arkadaşlar. Şey algısını açmamız lazım. Aksır sonuçta alıyorsunuz. Hiç görünmüyor. Niye görünmüyor? Madem görünmeyecek niye desen var? Aynen. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu arkadaş Bono'ya benzemiyor mu ya? Konuşma şeyleri vesaire filan olsun. Ben çok Bono'ya benzettim ya. Valla bak. Beyaz bak. NPC gibi Bono da bizim öyle ya. Burası safsa. Breaking Bad'de giyiyorlardı bunu. Umut'un pantolonunu tamam detayı kes. Burası cebim. Koy cebime. Kanka yaptın a**a. 60 kilo taşı koca. Çıkabilirsin Hamza'yı. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umut'un pantolonu şu şekilde arkadaşlar. Üstüne bir deri ceket kemeri de var pantolonun için. Umut'un bacak boyundan dolayı 1.50 demiştik. Bunu da ona vereceğiz. Bir eline de bu eldiven aksesuarını uygun gör. Oğlum bir ara Baran sürekli pentiye giriyordu. Niye acaba amına koyayım? Bu orospu oraya gidip çorapları mı kokluyordu anlamadım. Her an çünkü atik olmadı. Bak şimdi görünce aklıma geldi ha. Nasıl kavga yazılır? Güzel oluyordu ama. Gözlüğü vallahi billahi. Çürüyle yeşili. Görünce aklıma geldi. Çürüyle yeşili birleştir. Gri. İçine de yeşilin zıttı bir renk olması gerekiyor. Siyah tişört giyecek ama tabii böyle giymeyecek. Kalp solda değil mi? Şu cebi alalım. Cep detayı mı kaldı ayol? Ana kıyafet gitti lan. Bu cebi de başka bir kombinin üstünde değerlendirdim. Beni buradan kurtar tanrım. Dediğimden anlamı yok. Şu tişörtü de şöyle giyecek. Kalbi açıkta hassas bir çocuk olduğunu belli edecek. Umudo'ya opsiyonladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sırada Hamza var. Hamza'ya geçelim. Hamza'nın vücudunu çok göstermek istemiyorum açıkçası. O yüzden siyah çöp poşetiyle. Niye göstermiyor? Pis görüntü. Çok kıllı. Hamza'ya böyle daha muhafazakar bir şeyler düşünüyor. Umut! Yardım ihtiyacım var yine. Şunu bir şu aşağı doğru çeksen. Bu ne abi? Seninle alakalı. Çektin mi? Lateks oldu. Hayır yırtma. Oğlum sen nasıl müdahale ediyorsun? Asıl zor. Yaparım ben versen. Zor zor. Sen yap benim üstümde. Doğru. Doğru. Çeneme basarsın onu bak. İyi bir güven bu arada helal olsun. Abartma oğlum. Niye abartma? Nasıl peke gittin ama? Lan bu benden nasıl çıkaracak? Önce bir kombini ayarlayayım. Nasıl çıkartacağını bilmiyor şu an. Her yerimi kilitledi burada. Ha, ömürlük kalacaksın. Hayır yırsak. Allah kalmadık. Bir de keleş verin elime ama. Şu görüntü. Sokakta görsen. Çantla benim aldım. Hızlıca bunu YouTube'a atarken bazı şakaları kessene kanka. Çok ofensif şimdi. Linç minç yemeyelim ya. Bırak Mertcan yesin sadece amına koyayım tamam. Onları yok. Ayarlayalım. Ben şey anlamadım. Ben geçen Mertcan Bahar izliyorum tamam mı? Instagram'da gördüm. Mertcan Bahar şaka yapıyor. Ben ona gülmüşüm. Ben linç yiyorum amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya oğlum şunları ayarla hızlıca. Vallahi ayarla ya. Başka bir Mertcan değilsin o zaman. Başka videonun konusu. Kadıköy'de şarapçı dayıların üstünden al. İç şarabı s**kak. Kombinimizin adı. Yırtkoncu da var yanında. Şu kapşondan kurtulmak istiyorum. Bu da başka videonun konusu. Çok da kapalı olmasın. Bir bel dekoltesi vereceğim üçgen şeklinde. Beline de kelebek dövmesi düşünüyorum. Başka bir detay oldu ya. Kollardaki detayları yakaladı. Bilerek bırakıldı bunlar. Şu arkadaki bel yırtmacını al. Çok iyi oldu. Bir de alt çarptık mı Hamza tamam. Baksana sonra gözlük olacak. O siyahlığın içine bir kırmızı. Çok güzel detay olacak. Altına ne yapalım? Çöp poşeti hepsinde birer kere kullanmak istiyorum. Hepsini onunla yapmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir hazinemiz varmış. Markayı tabii keseceğiz. Hamza dekolteli olacak mecbur. Hamza beni aferin. Yolun mekan. İçinde rahat edebilmesi adına. Şöyle bir tasarım. Biri yarım biri daha. Çaprazlama. Paçaları da... Şöyle hallettik. Hamza'nın altı da bu şekilde arkadaşlar. Merhaba. Şunu bir atkı olarak, tavsiye olarak sunabilirim. Elden geçer, çık dışarı. Patlatmalı malzemeyi görmemişim, bu da iyi oldu. Şimdi sırada ben olayım. Artıklar bana kalacak. Yapma kanka. Transformers gibi gezdirme beni. Sırada Caner var. Bir saat sonra gelsin. Caner de biraz kilosundan bir hani bu star ışığından dolayı alüminyum folyo kullanıyor. Caner'e böyle bir şey düşündüm. Hamza! Beden ölçüleri en yakın o. Vücudunda değil kafasında aksesuar olarak kullan. Furkan Airstyler gibi. Çiğ köfte gibi oldu. Bak bakayım. Ananı altını iyi bir şekilde kombinlersen bomba ola. Şöyle bir çanta aksesuarı ona güzel olur. Çantasıyla şapkası hazır. Şimdi bedenini giydireceğiz. Benim de tutkum bu. Beden giydirmek. Wow. Senior Meto in the house. Şu şekilde giyecek üstünü. Çok iyi ya. Çok uzay yani. Altına tabii bir tişört olacak. Şu tişörtü düşündüm. Gene uzay rengi. Ama böyle gariban yaka olamaz. Peki bunda bir yırtmaç olacak mı hocam? Tişörtte. İzle gör bebek sahne değil. Yaratıcılığına engel olamıyorum. Aaaa. Bir sanatkar. Her
Liverpool 4-0 mı? Şaka yapıyorsunuz. Kimle? Manchester United. Gerçek. Manchester. Ananı avradını. Oğlum acısını... 4-0. Oğlum acısını bunlardan mı çıkartıyor Liverpool? Kaç haftadır kazanamıyor. Yazık lan. Cody 43-50, Darwin 47, Muhammed Salah 66. Lan kuponluk maçtırmış. Niye söylemiyorsunuz oğlum ya? Ya zaten Orospu bana oynamıştı. Abartma ya. McCarthy geldi. Omuzlarda bir dekolte istiyorum. Aşırıca ne gün omuzlar da iyi ya. Zeki Müren Paşa yaşasaydı gelirdi benden alın. Bak sen paşama ya. İnanamıyorum. Yukarı çek yukarı. Göbek deliğine kadar. Sen kötü yapmaya çalışıyorsun. Kötü mü yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Dışarıda da giyebilsinler. Bu elbiseye piç etmeyelim diyor. Bu güzel bir detay. Lanet olsun. Çok güzel oluyor ya. Benimkine ben. Çok kapayıp tek işim bu mu yapsam? Çağdaş Kera'nın bekliyorum diyemini. Çocuk bu olacak. Ayarlamalı boyun. Of. Caner'in üstü de az. Şu da üstü. Caner bayağı fiyakalı oldu. Sıra Furkan'da. Chuck and I'm your friend to the end. Ya bana olur bak en sevmediğim şey. Furkan yardım et ne olur. Yapma. Tövbe en sevmediğim şey. Ne olur ya. Senin takımları. Bir elden geçirelim mi hoca? Gelme. Bunu mu aradın ha? Furkan en son attık. Fatih'in kombini yapıyor. Görmemesi için. Tek isteğim var. Hamzıcığım. Tek isteğim var. Mutlu ol yeter. Fatih'in kombininde ben burada olabilir miyim? Hayır kanka. Yani. Deneme yapalım. Tabii deneme. Geçin bakayım yan yana. Aynı vücutlar. Düşünsene Yılmaz Güneş. Çirkin kralsın. Böyle tezgah başına geçme. Modu yatırırlar tezgah. Ustadım ustam. Ustadım. Dünyaca unlu. Ustadım. Onun a** koymazsan var ya ben de bir şey bilmiyorum. Çıplak gezdir soyundur ya. Bu kolun olur mu? Olur olur. Kaptan Pazuvan. Şimdi ölçüsünü alalım. Onun kolu benimkinin yarısı kadar olsa. Şuradan dik. Dersteyim, vallahi dersteyim. Nasıl yani? Dersteyken kameramanlık mı yapıyor? Vallahi dersteyim. Sansürlenme. Ne sansür? Küfür edilmiyor mu? Hocaya hocaya. Merve! Merve mikrofonunu aç. Hocam! Şeker! Abim şeker! Şeker! Şakir'e niye almadı kombin? Nerede yok zaten dükkan? Şapkayı da Fatih'e uygun gördüm. Şapka ve kol bandı hazır. Üstüne ne yapabiliriz? Kimler kaldı? Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne diyoruz? Fatih'e ben gecenin yıldızı gibi bütün bir elbise düşünüyorum. Kokuluymuş lan kokuyor. Oha! Hazır parfümlü. Bunun dikimi biraz zor olacak benim için. Makası ver o. Bunun omuzda geniş yağ geçmez ki buradan. Dur o zaman. Aha iki tane yap o zaman. Evet. Bozma. Buradan da tut şimdi Umutcu. Süpersin. Dikiş makinesi. Ben artık ustayım ya. Sen bu işin harbi a**ına yardım alasın sen. Biraz fazla. Abi yayını kapatır mısın ya? Niye? Oğlum bunlar nasıl istekler ya bu chatteki istekler amına koyayım. Ben niye kapatıyorum kanka yayını? Sorma sahiptir. Abi chat'e bir bakıyorum biri abonelik dileniyor biri yayını kapat diyor. E çık oğlum çarpıya bas. Mustafa Oyun'da hoş geldin bura. Kaçıncı ayıymış? Nereye gitti lan? Ha 22. ay Mustafa Oyun'da'nın. Abi yapma 5 lira demiş. Abi dedenin paraları benden çekme. Kaçmış ama olur. Kitleye baksana amına koyayım. Olmaz ona. Ay işte bir tur daha atacağım. Ek yapacağız dur. Görüyor musun eki? Batla burada. Tamam. Bu ay Spotify alacağım kardeşim senden. Haberin olsun. Gidiş kombini. S**k makinesi nerede? Onunla yap. Tam çok dar yapma onun götürü. Çok iyi oldu dur. Her video bizi rezil ediyor. Hayır. Amına koyayım. Bu adama bunu yapan bana neler yap. Görmediğiniz için hep alışmışsınız sivit mi? Sizin ailenizde o atar. Helal. Kıyafetin ana yeri. Etekle bu birleşecek. Gel bak omuz detaylarını kes. Dümdüz açlı sen. Dermeye bak kimse yapamaz. Aa birleştireceksin onları. Biraz kısa kalmış çünkü köpek gibi aşağı inmeye başladım böyle. Durdum. Tamam. Şu an düz müsün? Dik dur yani. Ha, böyle tamam. Gezmiyorum ben. Göbek deliğinde bu detay olacak anladın mı? Fatih'in kombini direkt tamam zaten. Bunu çıkar nazikçe. Aa. Oğlum umarım çıplak gelirler bununla ya. Fatih'in tek bir isteği vardı. Göğüs uçlarının gözükmemesini istiyor. İsteğini yerine getir. Aa buna çok nazik. Abi çok güzel. Ne kahve? Galiba çıplak gelecekler. Harbi mi diyorsun? Göğsücü gözükmesin dedi. Bak. Hadi hadi bakalım. Furkan'ın kombinini yapıyoruz hemen. Biz işte o zaman sarar. Yapacağız. Üstüne şöyle bir kazak yapacağız. Şu markayı dağıtalım. Makas nerede? Müşteri de. Böyle üretmesinler hemen kendi üstüme geçiririm markaları. Hep bir algı vardır değil mi kazak?
Kışın giyilir. Neden? Yazın üşüyenler yok mu? Yaz ve kışı birleştirmek istiyorum. Çok mu şey istiyorum yagadan? Eyvah. İnişi görüyor musun çaprazla? O ne ya? Anladın? Bu işi yapmak benim tercihim değil. Ben giydirmem lazım bir de size. Hayır. Nasıl giyeceğini bilmiyorum. Bari videoda giymeyelim ya. Hayır, benim. Videoda olmayacağız. Ben giydireceğim. Çünkü bunu nasıl giyeceğinizi bilmezsiniz. Furkan'ın üstü hazır gibi. Dikişimizle atıyoruz. Matbaacı gibi kıyafet. Maç ne zaman? Video bitince geçeceğiz. Kaç dakika? 17 yıl. Saat 9. Kaç dakika lan kalmış kafe buna? Videonun bitmesine mi? Evet. 7-14. 7, evet. Kolay mı matematikmiş kanka ya? Adil. He? Sen bana bugün şey dedin ya. Sevilla Fenerbahçe bilet. Maçı bilet ayarlarım diye. Evet. Ben bu hafta İspanya'ya mı gideceğim? Ben onu hala anlayamadım bu arada. Bu hafta zaten haftaya. Oğlum bu hafta şey. Oğlum tamam hafta. Bak bu hafta şey. He. Bu hafta Fener deplasmandan bir sonraki hafta bizde. Oğlum o hafta. Ayın 16'sında zaten. Lan iki haftanın bileti şu an çıkamaz ki, imkansız böyle bir şey. Tamam, çıktığı gibi ayarlayacak işte. Tokat deplasmanı ayarlayacak sana. Bu Adil neyse. Neyse abi. Ya iyilik yapmaya çalışırız. Şöyle bir cebimiz var. Onu da Furkan'ın üstüne dikelim. Komutan gibi şu. Senin için dikmek zımpara mı sadece? Zımpara. Omuzuna dikiyoruz. Gördün mü? Omuzda komutan gibi. Şunları bacağına takıyor. Furkan'ın aksesuarları ve altı kaldı. Kafasına bir aksesuar yapıyoruz. Anladın mı? Kulakları örtüyor. 21. Tamam oğlum, tamam, şu video bitse geçeceğiz ya. Allah Allah. Süpersin. Şu şekil giyip şuradan ayaklarını geçirecek. Çok iyi. Çok iyi. Bacakları da bununla kapanacak. Aynen. Tamam. Aynen öyle. Bitti komik. Kafaya da şunu takacak. Ama şuna bir dikiş lazım. Uzun ömürlü olsun. Yapıyoruz, tam yapalım. Bu dikiş makinesi, bu da s**iş makinesi. Nefesim yok ama. Ne yapıyorsun? En eskiniz canım. Çünkü biz çocukken böyle bir gece konduk. Kombinlerimiz bitti. 2024 kreasyonumuz hazır. Sırf komik olsun diye böyle makaralı bir şey yapmadım. Gündelik hayatınızda dışarıda giyebileceğiniz şeyler. Ama yırtılmaması ya da ürünlerin zarar görmemesi için, ürün diyorum pardon, sanatları benim giydirmem gerekiyor. Hepinizi alayım, sonrasında define bizi bekliyor. Herkesin içinde giyinmem. Özel odada giyin. Zaten kombin dekolte. Sıkıntı yok. S**im dekoltesin. Ben istemiyorum. Herkes Instagram'a post atacak. Kombini görelim hemen. Niye baba. Tutuyorsun. Sen boşuna mı yaptın bu kadar? Ben şimdi nereden bileceğim bana böyle abuzuk bir şey? Oğlum ya, Kıvanç'ı arasana Allah aşkına. Tamam git kanka sen. Kıvanç kim lan? Tatlı. Umut'un kombini. O ne kanka? Bir terzileri iki kağıt yazıyormuş. Kemeri de var. Yavaştan ayakkabını çıkar, şunları giy. Eline kanka, de şunu giy. Kanka bu kısa. Ya buraya dize kadar. Bari abi tam kapatsaydın. Moda bu. Modanı s***. Bunu tek eline takacağım. Şunu bir giy. Ver abicim. Oğlum atlet sıkıntı. Abim niye giyinemiyorsun? Bak gördük ya seni zaten böyle. Sıkıntı yok abi, ben böyle giyinmek istiyorum. Yalan konuşmayı sevmem. Böyle düşünmedim ama güzel şu oldu. Beyazla ha. Şu hoş abi durdu ya. Pantolonu çıkarsana ya. Siz de hazır soyunun hadi. Korap da tam oldu. Terden girmiyor. Şey bir anda. Ya bu ne kanka ya? Gene öncelikle. Ölçüyü kes tam ya. Şapkan bu. Üstü çıkar. Atleti de çıkar. Şu tişörtü giy. Çok iyi oluyor ya. Bunu da sor. İşler gibi olmadı. Hayır. Dönemin altı nerede? Nerede benim altı? Sana altı yapmadık galiba. Bozar mı sen? Bozar. Ben senin altını yapacaktım uzay olduğu için. Ölçüsü olmadığı için yapamadım. Gel içeri benimle. Yaptığı kombinlere bak. Bu yaştan sonra abi maymun edecek. Bir de senin kız arkadaşın falan var. Kaç yaşında adamsın, yaptığın her şeyi. Çaktım bana seni, kombini söyleyeyim. Şu morlu değil deme, morlu değil deme. O morlu valla. Kanka nasıl morlu? Hani memem gözükmüyordu Mordan gözükmez işte. Bant atarız kanka. Altında yok. Senin bu kadar kombin. Ay b**na koyayım ya. Bant veya dikiş mekiş bir şey yok. Zımba var. Dikiş var olur mu? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İçerisi oğlan. İtalyan bıyığına uygun, ben bunu gördüm. Bir bütün elbise. Meme uçlarım niye aç? Meme uçlarına açık değil, kapat. Kaptan bozmandı. Bir de şapkan var. Çok narin davranman lazım. Çıkar üstünü. Altını da çıkar. Çok iyi olacak. İnanma. Onun güvenlik kamerası yok tabii. Normalde gerçek mankenlikte arka plan böyle oluyor. Direkt zınk diye çıkmıyorlar. Kaç tane defileye katıldın? Anneni s**tiyim kadar. Hiç yani. Hiç. Yanlış anlama. Hayır kanka ya. Kaptanlık da farklı. Şöyle. Wow. Bunu böyle giyiyoruz. Kollarda çok önemli bir detay var. Oy. Onu mısır tarbiçası gibi. Gagan dikişi açılmış. Acil dikiş çocuklar. Defileye dakikalar kalacak, olacak iş yani. Burada da cep var. O detayı da gösterelim. Kafana boni. Son olarak da altına. İçeriden fırt poşetesi yedi. Cidden defile oldu ya. Şu bu ne ya? Bu ne kanka adam? Evsiz kombini yapmış adam. Evsiz Mehmet kombini. Seninki en güzeli oldu diyebilirim. Ben şikayet etmeyeceğim. Şu ayakkabılarını falan da bir çıkardı. Sikeceğim. Süper. Kanka sen
Şaka yapıyor. Bu Hamza'nın da eski hali mi daha iyi şu an? Şu an bayağı iyi. Yandık yırtmacı gördün mü? Getir kafanı, inşallah geçer ya. Hay ananı. Tamam dur. Aynen. Başka bir olay oldun la. Burnu. Tamam dur. Burnu. Define başlıyor. Hadi bakalım. Bak ama bunun altında mesela bunun arkasında bir delik olması lazımdı. Bence bu adama haksızlık oldu çünkü. Bak yine birine benziyor. Mobilim düştü. Ümraniye'de gezsen Muharrem abim bir şey der mi? Bacaklarımı poşet kapatsa daha iyi. Sanat ve moda olarak bakın sadece. Eldekilerle çıkan kostümlere, üstünüzü duruşuna bakın ve cevap verin. Çok iyi. Şunu Kıvanç Tatlıtuğ'a giydireyim. Piçim ki güzel durur. Sende de durdu. Yalan yok ama beğenmiyorsun, özgüvenin yok. Vücudun sadece tanrıdın. Bak bak bak. Bak gene memnunum aşkım. Bu sanattır. Nerede? Uzay abi. Uzay kreasyon. Diril kreasyon. S**ş kreasyon. Fantezi kreasyon. O hareket geç. Relax kreasyon. Serseri kreasyon. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekiple böyle bir şey denemek istedik. Malzeme bu. Yani elimdeki malzemeler siz değil. Size bak ne giydirsem yakıştı. Böyle giyinince kadınlar, böyle giyinince erkekler. Ama bunu gün içinde giyemem. Niye giyemez? Alttan üşüttü. Ses kasarlar. Güzeldi lan, ilk defa güldüm. Lafı uzatmaya gerek yok zaten çünkü. İstanbul polisi peşimde. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Sonra da var. Özlemince kızıyorsunuz ama bana koyayım. Instagram atacağız, onu unuttuk diyordunuz. Oğlum abim beni öldürür, atmayın. Abin tövbe mi? Gökhan tövbe mi bunun abi? Çok iyi karşıya var. Bir de dön bana doğru. Aydırmalı atacağım. Şu fotoğrafı atmak bence sadece cesurların iş. Sadece şuna bak ve teşekkür edip aşağı. Hangi? Ya be! Çok iyi oldu ya. Lan bunu atarım. İnişe bak, inişe. Abi üstten. Ama o detayı almamız. Tamam öyle. Şunu bir sanatçı atsın. Altında yorumlara abanırsınız, like'larsınız. Gel ayakta çek. Karşıya bak düz. Cidden güzel oldu bu. Üstten çeker misin? Bir tane düz. Tamam bunu atarım. Düşeceksin oğlum. Furkan Mekke'nin şuraya döndü. Oğlum Furkan harbiden postluk oldu bu. Koy yüzüne veba maskesi. Öyle koy kuş gibi anlıyor. Yanı kuş gibi. Kuşlu sok. Look mom, I can feel it. Çok iyi, çok iyi. Moraliniz bozulduysa affola. Metok. Kaçar. Güzel. Güzel de bunu aslında bizim Ayberkit'le falan yapmamız lazım bak. Ayberkit o memeleri amına koyayım. Evet. Geldik. Şimdi en güzel kısmı hocam. Eray sen duydun mu? Neyi kanka? Liverpool 5-0. Yine 6 olmadı ya. Neyse. Durun bakalım şimdi. oğlum bak bana şaka yaptırtmayın. Sonra linçliyorlar ya. Nerede Ataberk bu arada? Tamam chat ya, Allah Allah. Hayır 6 da vardı, 8 de vardı. Tamam şaka yaptık. Hemen ne kızıyorsunuz ya? Ben de Fenerbahçe'yle de dalga geçiyorum kendi takımımla. Ayıp ha.